Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJab, Tatava'yı sunar. Bir gün işe gideceğim, sabah kalktım. Emre yapacağız. Emre'ye Twitter'dan direct mesaj atacağım. O yüzden Emre'nin Emre'nin bir tweetini arıyorum. Abi adam yolda gelirken böyle Nazaret Love Hurts çalmış. Attığı tweet şu, nazar etme senin de güzel şarkıların olur. Hatırlıyorum yani, onu ya, ya, gerçekten. Abi ya, gerçekten mükemmel ya. Emre Gönlüşen. E, bu arada belgeseli 9 Ağustos'ta yayında e, yapımcı Akif Kemal Akay, yönetmen Zafer Özgen Türk ve e, bizim sevgili arkadaşımız Cem Güzel. Sen de varsın abi. Önder Hoca var, Metin Hoca var. E, Bein Sports, D-Smart ve TV8.5 gibi kanallarda gece yayına girecekmiş. 9 Ağustos ölüm yıl dönümü çünkü. E, yani 2023 yıl olmuş abi ya. Yani hiç yani uzun süredir görüşemiyormuşuz gibi bir yerdeyiz. Bir iki skeci aldık. Var mı ses onların? Şu eski derbileri aç da bir tanesini. Açıyorum abi. Alex ve Hacı yan yana. Tribünler tıklım tıklım dolu. Dev bir derbi daha başlamak üzere. Ve gördüğünüz gibi Maradona da yanımda. <laughs> gördüğünüz gibi Maradona da yanımda. <laughs> Ercan abi çok tatlı. Abi ben ilk bir sene falan anlamadım yani. Hep ilk bir defnedildi falan. Ondan sonra 15 gün sonra falan Beatles'ın bir şarkısını dinliyorum. Ve heyecanla telefonu aldım. Emre'ye fark ettiğim bu şeyi söylemem. Onu onunla kesin paylaşmam gerek. Yıllardır bir şarkıda oradaki akor la maj 7 mi, la dominant 7 mi diye tartışıyorduk. Biz değilse bütün dünya tartışıyor. Meğerse ikisi de değilmiş. Hani ikisinin birinden birleştiği bir şey varmış. Paul McCartney bir yerde söylüyor. Yani dinlerken onu da internet adını buldum. Böyle heyecanla telefonu aldım. Abi böyle ağlamaya başladım tabii ya. Yani o ses geldi. Kullanılmamaktadır falan. Önce ilk günlerde abisi çıkıyordu. Eşi çıkıyordu falan. Sonra yine... ...bir ay falan geçti. Yani... ...kabullenememe durumu gibi ya da nasıl diyeyim... ...ya itiraz etme anlamında değil. Var ya yani yok o ölmemiş gibi... ...yaşattırıyor bizi... ...kendisi. Bizde yaşıyor yani böyle her adımla. Abi işte mesela dünya tarihinin en popüler gruplarından bugün 150 kere lafı geçti. Emre'ye sebep giydim canım ben bunu. Emre çok sevdiği için belası. Benim için beş kişiler artık. Yani John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Emre Gönlüşen ya. Dünya Kupası Rusya'da işte böyle krallar geliyor falan. Putin devlet başkanı olarak gövde gösterisi yapıyor Rusya'da hani ev sahibiyim falan. Tak Emre. Tribünde çok kral gördüm ama Mick Jagger kadar kralını görmedim falan. Yani o anlık dediğin yaşama neşesi hepimizde yani orada falan sen aslında yorgunsundur videoda da. İşte Emre var diye, Ercan abi var diye, değil mi? Hep tazelitir yaşam enerjisini orada. Çok yoruldu ama ya sektör çok yordu Emre'yi gerçekten. Yani Emre ile ilgili sabah arantırım ben. Ya ben hala diğer videoda işte var mı? Abisi abisi Tolga'yla arada konuşuyoruz. Hep onun için bir şeyler, onu anımsatacak bir şeyler yapmak istiyoruz. İşte en sevdiği şarkıları arkadaş olarak çalalım. İşte bir halı saat turnuvası yapalım falan derken. Ve zaten bak şu anda şu an şöyle hissediyorum. Yani sanki buradan dönüşüp gelecek. İşte bakacağız. Yenile. Evet. Vole hesabını. Emre Gönüşen de... gibi hissediyorum yani. Hep aklıma geliyor benim ya. Ya evet yani çok bir süredir hani işten güçten fırsat bulamamışız da konuşamamışız aynen. gibi bir durum aynen. var. Aynen, aynen. Yani hep de öyle kalacak sanki. Şimdi bu ara, bu ara böyle Dinar Bandos'un yeni yeni ve albüm kayıtlarını yapıyorum. Kendi bölümlerime. Ya 3-4 tane bu akor var. Emre bana onları nasıl daha kolay basabileceğimi gösterdi. Ben de ona 4-5 tane. O onlara şey diyordu. Işte, Aleyci akoru. Ben de onları hep şimdi not almışım. Mesela La Eg yani Emre Gönülüşen La'sı falan. Ya onun başka adı var La 11, Bemol 5 falan öyle şeyleri var. Teknik açılımları var ama bizim için o. Benim şunu 4 tane 5 tane akor Emre Gönülüşen okur hep öyle. Çünkü o çok sever. Böyle hafif hüzünlüden neşeliye dönen kendi hayatı da öyleydi. Yani böyle hüzünlü hüzün dururken birden Tabii. bir espri patlatır. Neşe Pınarı yani. O hastalık zamanında bile yani. Tabii. Öyleydi de yine şakalarını yapar. Pandemi Brutus yazdı de. ya. Pandemi Brutus yazdı mesela. Yani orada hani zaten sağlık sorunu var bir de pandemi çıktı o yüzden tedavi aksıyor. Bunu bile espriye dönüştürebiliyordu. Kendi kendisiyle dalga geçmesi. Mesela ben en çok hayatta dal geçen kişi Emre'dir. Ben hiç bozulmadım. O kadar hoşuma gidiyordu ki. Emre bir daha yapsana diyordum. Ya dur dur çok fazla böyle aleyici taklidi yaparsam sonra şey yapamam diyordu. İşte Ercan Taner taklidi yapamam. O da ona hani maç anlatınca sen de Ercan Taner taklidi yapıyorsun aslında falan. Onu da alaya alıyor. Kendi kendine ironi yapıyor. Dur o zaman birazdan maç anlatacağım. Yeteri kadar Ercan Taner yapamam falan. Yani o muazzam bir Şu fotoğrafı görüyorsun değil mi arkadaş lise dönemi? Hmm. Bak. Tam vardır ya böyle. Parlak öğrenci. Ama işte bizim futbolu o kadar seviyordu ki. Bak dikkat o diğer yanda da böyle şey gitar çalıp şarkı söylerken sağdaki. O da herhalde liseden üniversiteye geçtiği zaman büyük ihtimal The Beatles yazıyor orada. Bir tek The gözüküyor T-H. Ama bak şurada o ortaokul fotoğrafı ya da ilkokulda son sınıflar fotoğrafı falan görüyor musun şunu? Bak önlüklü değil tam o hani vesikalık olan. Tam dahi çocuk değil mi? Ama Çünkü o dehayı... De yansıyor abi işte. Çok başka sektörlerde çok başka alanlarda kullanacakken futbolu o kadar delicesine seviyor ki çocuktan. Beni anlatıyor diyorum ki ilk ne zaman maç anlıyor. Bana diyor ki sen ilk ne zaman yorum yaptın. Ben diyorum ki 84 Euro 84'te böyle kağıda yazıyordum deftere. Ben de diyor ilk diyor 86 diyor Kupası spikerlik yaptım. Nasıl ya falan hani abi adam anlatıyor ben de anlatıyorum diyor. İşte Euro 88 oğlum çok küçüksün diyorum. Diyor ki meslekte büyük olmak için küçük yaşta başlayacaksın oğlum falan. Yani bir kere o maç anlatma sevdası çok başka bir şeydi. Program yapma, yorum yapma, spikerlik, haber sunma hepsini süper yapardı. Ama maç anlatırken yani müzikten de çok severdi maç anlatmayı öyle söyleyeyim. Yani bir de hakikaten çok güzel anlatıyordu. Tesadüf hep onu anlatırım. Ee, bir gün Real Sociedad Atletik Bilbao Bask derbisini anlatıyor NTV Spor'da. Ben de o zaman NTV Spor'da çalışmıyorum. Ben de o maçı kaçırmam tabii. Babam diyor ki ya diyor yalnız senin arkadaş biraz böyle taraflı anlatıyor galiba dedi. Yok baba olur mu dedim. Ya ne diyor Sosyal kalecisi her top geldiği zaman bravo diye bağırıyor. Cık. Baba dedim kalecinin adı bravo o yüzden. Ha yok canım falan filan. Sonra Emre'ye anlattım bunu. Babamı arayıp efendim o hissi bile verdi. Bir de anlatıyor ki o hissi bile size yanılgıyı bile bir anlık hissettirdiysem çok sizden özür dilerim falan deyip espri yapıştırıyor ondan sonra da. İşte diyor sizin de adınız Yavuz Selim. Hani öyle bir oyuncu özellikle diyor tarihsel göndermeler falan yapıyor yani. Zerafet, zeka, sanatçılık her şeyden önce on numara insanlık ya. Son yani son iki kişilik yapılan spor gecesini biz Emre ile yapıyorduk. Ben aynı zamanda Fenerbahçe muhabirliğini de devam ettiriyordum. Editörlüğü de çok öyle bir yoğun dönemdi ki ee, çok işten çıkarmalı olmuştu. NTV Spor iyice küçülmüştü. Biz yani gündüz gelip programı hazırlanıyorduk, akşam gece işte program var. Yani çift mesai çift mesai gittiğimiz bir dönemde, her türlü uyumu anlayışı gösterdi gerçekten yani. Ee, vallahi çok teşekkür ediyorum her şey için. Sonra kanal bir tur daha küçüldü. Artık gemide kalmak istemeyenler de gittikten sonra iki kişi oraya lüks olduğu için onu da bırakmak zorunda kaldık. Her şey rutine döndü. Sonra o da gitti zaten. Ee, ama yani orası işte hastalık dönemi, pandemi, işte kendi özel hayatındaki şeyler tekrar transfer, işteki sıkıntılar derken bir anda böyle çok karmaşık bir dönem oldu onun için. Bir tek o dönemde ee, ne hissettiğini daha iyi anlamak isterdim ama öyle bir şansımız da yoktu çünkü. Dünyada kimse kimseyi anlayamadı o dönemde. Dün gece canım acayip böyle fava çekti. Sonra böyle kıyıp yiyemedim. Aldım ama yiyemedim. Aklıma geldi. At fava bekle. Cık, fava almış. Evet. Fotoğrafını çekmiş üşenmemiş. Twitter'a koymuş. Yiyemedim ya. Ya böyle dedim ki ya yok boş ver dedim. <laughs> Yeseydin, Emre ile edin işte boş ver dedim. Ben sürekli çünkü o çok seviyor diyor mesela bir yere gidiyoruz. Ben mutlaka fava var mı? Hem yani mesela işte o i̇ş o yerlerinin orada uygun fiyatlı Çin lokantası arıyoruz. O sevmiyor da benim gönlüm olsun diye geliyor. Diyorum efendim böyle fava var mı? Yandan alırız Ali Bey diyor. Yanda da kebapçı var oradan fava geliyor falan. Balıkçı var işte falan bir şey var. Tamam falan filan böyle at fava bekle. Hep favdasın be Emre benim için. Hep. Hep favdasın. Şu anda o Twitter'da arka da resmi hep onu koyuyordum da. Sonra o Twitter'ın içeriği falan değişti ya. O yüzden de onu açıkladım da takipçilere İyi kaldırayım artık abi. dedim. Çünkü bambaşka bir şey oldu şimdi. Ya Emre'nin bir de her yere resmini koysak yine. Ya bir zihinde öyle güzel var oluyor ki hepimizin zihinde. O kadar güzel yer bırakmış ki. İşte bizim çocuk büyüyecek. Belki onun çocuğuna bile anlatacak hani fotoğrafları var süper. Çoluk çocuk beraber. Aramızda yine en çocuk Emre'ydi ya. Çarpışan arabalara biniyoruz. Devamlı bir eşine çarpıp Pardon hanımefendi sizden gözümü alamıyorum dedi falan. Böyle yani mis gibi insan. Benle şeye giriyor mesela yarışa giriyor. Yani çocuk gibi gibi. Zaten çocuklar biz yorulduk dedi. Tamam o zaman biz ikimiz binelim dedik. Yani böyle hakikaten hiç içinde büyümeyen çocukla hiç de böyle bizim için yani vücudu gitmiş olabilir ama ruhu, zihni, kalbi hep bizle devam ediyor ya. Ya yani futbol hiç büyümek istemeyen çocukların oyunudur lafı var ya. O yani maç anlatırken ki o o hiç büyümek istemeyen çocuğun neşesiyle anlatır ya. Yani maçta hiçbir şey yoktur aslında tamam mı? Ama Emre anlattığı için hani 0-0 hiçbir şey olmuyor falan maçta. Sinam 2 bir maç yani. Ama Emre anlatıyor bir şey yapamıyorsun yani. Ee, bir de bir Adana Sporluydu tabii Emre. Yıllardır şey yaparlar bir anlatamazsın. Sen zaten Galatasaraylısın. Sen zaten Fenerbahçe'sin. Sen zaten Beşiktaşlısın. Mesela diyor ki işte, Ali Ece'nin arkadaşısın. O zaman oturup Beşiktaşlısın. İşte. Tabii ki. Esas takım ne Adana Sporlu. En 50 defa söyledim ben. Adam Adana Benim ilk canlı yayınımı o ayarlamıştı. Adana Spor, Adana Demir Spor derbisi vardı. Oradan iki takımın teknik direktörlerini ve kaptanlarını ayarlamıştı. Erman Özgür, Tuna Üzümcü. Erman bu Adana Demir Spor'un kaptanı. Evet. Tuna da stoper evet. Adana Spor'un. Evet. Ee, Levent Hoca. da oynamıştı Tuna. Aa diğer teknik direktörü unuttum. Bir tanesi böyle Levent Eriş'tir hocam. Evet oradan. Levent Eriş biri. Levent Eriş Adana Sporu mu çalıştırıyor? Evet. O zaman Adana'da Demir bir sporu spor çalıştırıyordu. Osman öyle olabilir mi? Değil. Unuttum affetsin beni. Oradaki gazetecilerle de Serkan abiye de çok teşekkür edeyim buradan. Emre hepsini ayarladı. Bülten'de de o vardı bu arada. Ondan sonra da böyle bir tiradı var. İşte doğduğum topraklar. Ben de memleketin Adana'dan diye şey yapıyorum. İsmail Anlı Kızıl da sürekli onun taklidini yapar. Memleketin Adana'dan e, diye onu şeyde de var bu arada. Youtube'da da var. Abi almış olduk bu arada. Güzel oldu Adana'da ya. Adana'da kral ama. Yani tabii. Abi çok tanıdığım var aslında Adana'da. İşte Hasan Şaşın'dan siyasetçisine, ekonomistine, sporcusuna, futbolcusuna orada en son gittiğimde insanlar bana siz böyle Emre Gönülşen'in arkadaşısınız değil mi dedi. O kadar hoşuma gitti ki. Yani beni Adana'da öyle tanımaları çok hoşuma gitti. Evet dedim, rahmetlinin arkadaşı olmanın yani hakikaten çok gurur verici, mutluluk verici bir şey. Bu kez yayında gözyaşını kapılmadan anabildiğim için de en azından kameralar çıkken o hep derdi yani kendimizi geliştirme. Senin okuduğun kitap neydi, Kaizen mi? Hakikaten öyleydi ya. Değil mi? Evet. Sakin bir gücü vardı. Yani öyle çok sabırlıydı. Sen sabırlısın da işte biz hani Allah sabır versin denir ya. Kral. Biz senin kadar sabırlı olamıyoruz. işte, biz kameraları falan kapatalım. Kapatalım. İçli edit bir çalarken dinledin mi? Ya da şeyi. getiriyordu sürekli gitarı. Ya piyano da bir de. Piyano, abi kanun piyano çaldığını gördüm ya. ya. Kanunu aldı, Telli Nasıl yapacağım falan diye hemen çözdü 15 abi. 15-20 dakika yani. İnanılmaz bir şey, inanılmaz bir şey. Tuşesi yani o tellere dokunuşu falan çoktan böyle sanatkar. Yani o yüzden Kanun'u Müthiş da çalabilir, şey. Ud'u da çalabilir. Biz şeyde da. Torino'da çalmıştı. Juventus-Trabzonspor maçına gitmiştik. Otelin lobisinde çekinleri yaparken şey vardı, piyano vardı. Oturdu hemen bir Led B tık tık. Hey Jude'u da çok güzel çalar, Led B'yi de. Rolling Stones'tan She's Like a Rainbow'u çok sever. Onu da hep çalar. Yani o Instagram ne saçma abi. O şarkıya telif atılır mı ya? Rolling Stones da atmamış yani. kim? Ben onu da böyle araştırdım. Shiza ya? Ya Rainbow çalıyor. Hı -hı. İşte Evde ne yapsın o hastalık döneminde? Sıkılıyor. O iyice ama kendini geliştirdi yani. O en ağır hastalık döneminde bile enerjisi yettiğince... Işte piyano çalıyor. Sevdiği şarkıları çıkarıyor falan. Gönderiyor bana. Burası böyle mi? Ona söyleyeyim. ya diyorum. Hepsi süper işte ya sen boş ver falan. İki tane kayıt var. Ama şey... O öyle kalsın. Bana özel olsun o da ya. Beraber iki şarkı yapmıştık. Çok iyi. E ben tamamlayamadım ama kalanlar ya. Emre'nin kaydettiği Ali çok güzel. İleride bakarız. Yani onu çocuklarına falan ben dinletirim büyüyünce. Onlar ne der? Belki bizim çocukla onlar yaparlar. Ya bak yemin ederim yani Jeff Buckley olabilecek biriydi yani o tabii, tabii. Gitar, tabii. vokal konusunda. Neyse Jeff Buckley'den uzun yaşadı diye tesellimiz olsun. Hani en azından bu kadar hatıralarla hep çok iyi hatırlanıyor. Hani keşke yine bir aramızda olsaydı. Keşke çok daha uzun yaşasaydı. Allah benden alıp ona vereydi de işte belli olmuyor abi işte. Belli olmuyor. O çok kötü bir şey ya bu belirsizlik. Bugün var Emre, yarın yok diyorsun. Dün yoktu, yarın var aslında Emre ya. Yani. yani böyle biz kapatalım. Ben sağlam değilim şu an kapatalım. Anmış olduk. Görüşürüz. Ailesine, sevenlerine tekrar başsağlığı diyelim. Özledik ama elbet bir gün diyoruz. Görüşmek üzere. Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJab, Tatava'yı sundu.